Kafanız attı, Ankara gecelerine aktınız. Bindiniz arabaya, açtınız radyoyu. Ne çıktı karşınıza? Ahan da bu. Fazla kıvırma kızım, bak yakalarsam tık tık. Turgut'un tık etkisiyle girdiniz bir pavyona. Oturdunuz masaya. Kim çıktı sahneye? Tutku ki ne tutku? Sarı tutku. Çektiniz 35'liyi, yediniz meyveyi, verdiniz papelleri. Gözünüz doydu ama karnınız doymadı. Bastınız gittiniz Aspava'ya. Allah sağlık, para, afiyet versin, amin dediniz. Çektiniz soslu soğanlı dürümü. Tam yiyeceksiniz ki işte orada, tam karşınızda Ankara'da Ankara şivesiyle konuşan ama tarzıyla Jamaika'dan çıka gelmiş gibi duran bir rastamen. Hem de bol rapli, trapli. Biraz küfürlü, biraz müptezel. Ay Sezel in the house! Şu aralar herkesin dilinde bir alo 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 alo. Alo alo. Yok, alo, bu alo, değil. Alo alo alo. Bu. Alo 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 alo. Bizim bildiğimiz Ankara'nın bağları, havası, aspavası meşhurdur. Ama bu adam sayesinde Ankara'nın rapi de İzmir ve İstanbul'un yanına eklenmiş oldu. Hem de genel geçer türden bir rap değil bu. Bol müzikli ve reggae dolu. Ömer Sercan İpekçioğlu bu işe ilk girdiğinde mahlası inanmayacaksınız ama ne Ayşe Sezel ne de sadece Ezel'di. Mahlası CJ'di. Evet evet, GTA San Andreas'taki çikolata renkli bro. Oyundan ve müziklerinden çok etkilenmiş olsa gerek, kendine has uslubu ve tarzında biraz da olsa GTA havası seziyoruz. Gangsta style'a, kapış. 1990'da Ankara'da doğdu. Cebeci bebesiydi. Çocukluğu oralarda Demirli Bahçe Çamlık'ta geçti. Gecekondu mahallesinin yanında büyüdü. Annesi memurdu. Anneannesi ve teyzesiyle birlikte iyi bir eğitim alması için seferber oldular. Koleje burslu girdi. Ama kafa oyunda, müzikte, rapte tabii. Bursunu kaybetti. Devlet okuluna devam etti ama başaramadı. Lise 1'de okulu terk etti. Okulu bıraktıktan sonra kendini müziğe verdi. Nefret, Silahsız Kuvvet ve Yeraltı Operasyonu albümü onun ilham kaynağı oldu. İstediği kişi olma yolunda adımlar atmaya başladı, hatta senfoni bile yazdı. 2008'de Keşan'la birlikte bol ayıplı, küfürlü bir seri çıkarttılar. Taş senfoni. İnsan söyleyemez, utanır ya. Harun direkt. Ya ne utanacağım be? 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keyşan, Grogi, Indigo, Nomad'le birlikte 8 parçasıyla çok daha geniş kitlelere ulaştı. Ay Sezel bu dönemlerde unrated olarak viral videolarda şarkılar söyledi. Sonra Funk Dub, DJ Sappa ve Aga Bey ile güçlerini birleştirdi ve Voodoo Müzik Prodüksiyon Stüdyosu'nu kurdu. Elemanda çene bol. Hip Hop Life tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 kişi arasından birinci oldu. Yine Hip Hop Life'ın desteklediği Organize Oluyoruz 2. albümünde Yaprak Düşerse parçasıyla yer aldı. Zaman geçtikçe artık müzik tarzı oturmuş, yaptığı müziğin kültürünü daha da bir anlamış ve farkını ortaya koymuştu. Rap'in babasının reggae olduğunu, hatta hip hop kültürünün kurucusu DJ Kool Herc'ün de reggae'nin ana vatanı olan Jamaika'dan geldiğini söylüyor. İşte onun farkı da bizce burada kendini gösteriyor. Arkada düz ve monoton bir ritim üzerine sıra sıra laflar söyleyip rap yapacağına, daha müzikal kompozisyona sahip besteler yapması ve laflarını araya sokuşturması, trap yapması. La Bebela, Ankara bebesi dedik ya, 2012-2013 döneminde Gençlerbirliği Spor'un resmi şarkısına imza attı. Kırmızı Kara dedi, Ankara'yı bir kez daha bağrına bastı. 2017 yılına geldiğimizde ise isminin başındaki A'sı atarak küçüklükten beri süregelen yaratıcı ve marjinal ruhunu müziğine yansıttı ve bir cesaret hip hop, trap, reggae tarzlarını harmanlayarak deneysel bir albümle karşımıza çıktı. Müptezel. Özellikle Şehrimin Tadı, Geceler ve yapımı bir saat süren Alo parçası ile gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geceler parçası ile G-Eazy'nin I Mean It parçasının altyapılarını biz biraz benzettik. Bilemiyorum yani. Sadece rapçi değil, müziğin çoğu evresinde de yer veriyor kendine.
Örneğin Kökler filizleniyor da gitar çalıp solistlik yapıyor. Festivallere katılıyor. Önceleri ise bar sahnelerinde Afra Tafra adında müzik grubuyla çıkıyordu. Sadece reggae ve rap dinlemiyor. Türk halk müziği, Latin Amerika, Uzak Doğu Asya müzikleri de dinliyor. Olayın kültürel bir boyutu olduğunun farkında. Neşet Ertaş en çok dinlediği sanatçı. Neticede bir ozanın ve rapçinin kendini ifade etme biçimi olarak paralel bir yol izlediğini biliyor. Sadece sesi değil, gitar, klarnet ve başka farklı enstrümanlar çalabilmesi müziğin her yönüne olan hakimiyetini gösteriyor.